Hayvan refahı günümüzde bütün dünyada üzerinde önemli durulan ve üretilen piliç etinin daha kaliteli olmasına ve insanların etik değeri olarak bu hayvancılık üretiminde verdikleri değeri de yükseltmesi bakımından üzerinde önemli durulan konulardan bir tanesi. Türkiye'de de bu konudaki mevzuat Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu bir şekilde Tarım Bakanlığı'nın yönetmeliklerinde böyle Avrupa Birliği'ne uyumlu bir şekilde bu mevzuat yürümekte. Bu hayvansal üretimde refah konusu son derece önemli. Çünkü şirketlerin, üretim yapan şirketlerin bu konuda dikkat ettikleri zaman hayvan refahı kurallarına bu kendi yapmış oldukları üretimin de yüksek kaliteli olmasına son derece önemli bir etkisi, katkısı oluyor. Çünkü hayvanlara siz kaba davrandığınız zaman bunların daha sık ortamlarda, çok kalabalık ortamlarda, dar alanlarda tuttuğunuz zaman bu hayvanların bünyesinde bir takım yaralanmalar oluyor. Ve bütün bu sonuçta elde edilen piliç eti kalitesini olumsuz etkiliyor. Tabii ki bu da sonuç olarak bu işi yapan firmaların karlılığı üzerinde de negatif bir etki. Dolayısıyla firmalar bu hayvan refahı konusuna son derece önem veriyorlar. Bu hayvan refahı kurallarının en üst düzeyde, mümkün olduğunca en üst düzeyde oluşmasına gayret sarf ediyorlar. Çünkü bu işte kendi menfaatleri var. Kümesler de bugün için hayvanların çok rahat hareket etmesi, gereken ışığı, gereken aydınlığı alması, her an önünde yeminin suyunun hazır olması, havalandırma olarak da en uygun, en rahat edebilecekler havalandırma düzeyinin olmasına dikkat ediliyor. Çünkü bunlar olmadığı zaman hayvanların yaşam kalitesi düştüğünden dolayı bu onların verimlerini etkiliyor. Hayvanların büyümesi gecikiyor, yaralanmalar oluyor. Bütün bu olaylar sonuçta kesimhane aşamasında firmaya olumsuz olarak geri dönüyor. Bu olumsuzluklardan kaçınmak için firmalarımız hayvan refahı konusunda son derece dikkat ediyorlar. Avrupa Birliği'nde bu anda uygulanmakta olan tüm kurallar Türkiye'de de geçerli.